Herkese selam Fiyos Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz mutluyum. Bu arada bu çekiliş değil bak. Öncelikle bir şunu söyleyeyim. Çünkü 100 bin abone olduğumuzda evet kapakta da gördüğünüz gibi 71 ikonlu benim az hesabımı sizlere hediye edeceğiz. İsmail abi sağ olsun hesabımızı satın aldı ve onun sayesinde yine güzel bir kanalımıza jest yaptı. Ve İsmail abi sayesinde bu kadroyu size hediye edeceğiz. Nasıl olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. 100 bin abone olduğumuz günün cumartesi günü yine aynı klasik çekilişimizi yapacağız. Bu hafta çekilişimizin olmamasının sebebi bu. 100 bin aboneye özel biraz daha böyle paramızı biriktirdik ettik. Sağolsun İsmail abi sayesinde çok daha keyifli bir hesap size hediye edeceğim. Bugün maç yok. Bugün sadece hesabı tanıtacağım sizlere. Ve bu hesapta kimler var kimler yok. Hangi kartların oyunda en kaliteli olanları var mı yok mu? Tabii ki de birazcık e, açıkçası dürüst olacağım. Kadrodaki eksikleri de size söyleyeceğim. Neler eksik neler fazla zaten oyunu gerçekten bilen insanlar e, bu eksikleri ve artıları zaten bileceklerdir. Teknik direktörleri kontrol edeceğim. DP antrenörlerinin hepsini kontrol edeceğiz. Dop dolu bir hesap ve e 2022 mobile başlarken 1 TL bile ödemenize gerek kalmayacak bir hesap hediye edeceğiz sizlere. Yani bir yıl boyunca oyunu rahatlıkla 1 lira bile ödemeden oynayabileceğiniz bir kadroyu size hediye edeceğiz. Tabii ki bir kişiyi mutlu edebileceğiz. Elimizden bu geliyor. Daha fazla çekilişler için inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hedefimiz 100.000 abone olmak. Peki gelin kadroyu tanıtalım. Toplamda yuvada 49 tane menajer var. Biliyorsunuz zaten as bilenler bu kadroyu ve teknik direktörleri ya da dizilişleri vesaire biliyorlardır. Ama kanalımızı yeni keşfedenler ve katılmak isteyenler için kadroyu tanıtmamız gerekiyor. 71 ikonu olan hesabımızı vereceğiz. Gallardo'dan Löv'den başlıyoruz. Horkuerak'ı şu anda taktiği de kadroyu da buna göre kuracağım. Ki bana göre oyunun en baklı teknik direktörlerinden biri. 4-2-4 taktiği. Gasperini'yi sevenler var. 4 1 2 3 taktiğini seven var, 4-3-1-2 taktiğini seven var ki 4-3-1-2 taktiği de oyunun güzel taktiklerindendir. Ama eğer ki kontra oynuyorsanız ve maalesef sevmediğimiz o uzun topçulardansanız özellikle Horko'ya taktiği biçilmiş Kaftan 4-2-4 taktiği çok önemli. Şöyle aşağı doğru indiğimizde bu taktik 3 forvet oynanabilen bir taktik biliyorsunuz 3-4-3 4-1-1-4 Maric var. Bu hesabı satın aldığım kişi zaten kadroyu gözü gibi bakmış ve bize emanet etmişti. Hemen şöyle aşağı doğru hızlıca ineyim. Fatih Terim'inden, İzagisinden, Petkovic'inden. Aslında Korini dahil oyunun en top seviye teknik direktörleri mevcut. İsterseniz gelin bir kadro kuralım. Şimdi bana göre kadronun en dezavantajlı kısmı tabii ki kişiye göre değişir. Ben e, ikonik moment bir kadroda 71 ikonlu olan kadroda ikonik momentla full çıkabiliyorsunuz sahaya tabii ki. Kaleciniz varsa çünkü bütün mevkileri genelde olabilir 71 ikon varsa Dezavantaj şu, Casillas var e, kaleci. Casillas dışında Oliver Kahn ve Peter severiniz vardır. Özellikle Oliver Kahn oyunda tercih edilen bir kaleci. Bu hesapta Oliver Kahn yok ve playoff Week yani hormonlu kart olarak bir kaleci şu an için yok. Bu birazcık dezavantaj olabilir sizlere ama matchday'den kasacağınız önümüzdeki yıl eFootball futbol 2022 mobil'de özellikle hormonlu donurunma noyer gibi kalecileri düşürdüğünüzde ve o hafta performansı yükselişte olacaksa kalkıp da Oliver kana bile şans vermezsiniz. O kalecileri tercih edersiniz ama eğer ikonik moment bir kadro kurmak istiyorum diyorsanız Casillas maalesef ki bu kadro için birazcık zayıf halka kalıyor performansı kötü değil asla ama bir Oliver Kahn ya da Peter Čechi orada tabii ki de 71 ikonlu kadroda görmeyi istiyorsunuz. Bu açıdan birazcık dezavantaj diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kaleci konusunda çok fazla kaleci seçeneği yok ama takasla vesaire siz istediğiniz kartı alabileceğiniz kadar takas mevcut zaten. stoper kısmına ikonlardan seçeceğiz ama stoperde legendleri çok fazla kontrol etmeye gerek yok. Legend dolu zaten kadroda. Bu kadroyu aldığımız kişi genelde işte Galatasaray kadrosu, Beşiktaş kadrosu vesaire kurmaya çalışmış. Ben challenge'da bazılarını sildim ama Player of the Week oyuncularına yani kulüp selection'a çok fazla önem vermemiş. Sadece ikonik momentlara yatırım yapmış ki bir sonraki yılda en azından kadroya taşıyabilsin bir sonraki. Yıla diye ki bence mantıklı. Şimdi stoper kısmına bakacağız. Maldini var, Puyol var, Beckenbauer var, Campbell var. Gerçekçi olmak gerekiyor. En iyi kadroyu kuracağım. Aynı kadroyu kuruyorsun hep diyor diyenlere kadroyu şu anda tanıtıyorum. 100 gram bunlardan biriniz, içinizden birinin bu kadrosu olacak. Stoper hattında eğer Beckenbauer ve Kampanız varsa daha başka bir oyuncuya ihtiyaç duymazsınız. Yaptığımız biliyorsunuz ankette Beckenbauer oyunun en iyi stoperi hemen ardından belki de bir adım bile değil yarım adım gerisinde de Campbell seçilmişti. Beckenbauer hayranı ne kadar varsa Campbell hayranı da o kadar var. Bence şu iki stoper Casillas arkada bozsa da Oyunun en iyi iki stoperi bu. Bunun üzerine başka bir oyuncu ben tanımıyorum. Tabii ki de yükselişte gelen daha hormonlu başka oyuncular önümüzdeki yıl gelirse değişebilir fikrimiz ama şu an için böyle. Sol bek kısmında aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Puyol'u görüyorsunuz, Cannavaro'yu görüyorsunuz, Maldini'yi görüyorsunuz. Stoper hattında üç stoperli Gasperini taktiğine de uygun bir stoper var. Çünkü 2'den fazla kaliteli stoperi var. Bu çok büyük bir artı bu hesap için. Defans hattına kesinlikle ben laf söylenmeyeceği kanaatindeyim. İki stoperle oynattık. Dos kısmına gelmeden önce bir bek kısmına bakalım. Şimdi bek kısmında toplam 4 tane bek adamı var. Bunlardan bir tanesi Davis, bir tanesi Lizarozu, bir tanesi Örbün ve bir tanesi de Roberto Carlos. Sol bek kısmında oyunun bütün ikonik momentları bu hesapta var arkadaşlar. Davis yani son dönemlerde gelen 99, bossladığınızda 101 olan Davis. Bence Carlos'tan önde ama tercih sizin ama burada kalkıp da bence oyunun en iyi iki tane bek adamı Roberto Carlos ve Davis ikisi de kadroda mevcut. Gelelim sağ bek kısmına. Sağ bek dendiğimizde aklımıza kafu geliyor. Kafunun iki versiyonlu kartı var. Bu size kalmış. Bir tanesinin bitiriciliği çok iyi bir kartı. Bir tanesinin bitiriciliği çok kötü. Ama kafu kafudur ve orada sağ bir ikonik mamut dolu kadro kuracaksanız kesinlikle oraya kafuyu yazarsınız. Ama 99'luk bir arnıldınız olur seneye ve çok iyi bir Arnold çıkarırlar. Tabii ki de tercih edersiniz ama ikonik mamut içerisinde çok çok iyi. Bu kadronun sevdiğim bir başka özelliği hemen şöyle baktığımızda kankalar Patrick Vieira bu kart biliyorsunuz ki bu yıl gelmeyen tam orta saha kartı vardı bu yıl. Bu kartın en büyük avantajı bilmeyenler için tekrardan göstereyim. Bu kart kankalar hemen aşağı indiğimizde göreceksiniz ki yok edici kartı. Yok edici kartı olduğu için bu Patrick Vieira oyunun en iyi Patrick Vieira'sı. Oyunu sağlam takip edenler bunu zaten çok rahatlıkla biliyorlar. Bu taktikte 4-2-4'te şimdi David Beckham'ın e, da versiyonları çok önemli biliyorsunuz. Yanına David Beckham'ı alacağım. Ama hangi David Beckham'ı alacağım? Birlikte kontrol edeceğiz. Beckham'ı daha ileride değerlendiriyorsanız Raykart da var. Raykart'ı da buraya alabilir. Ya da yedeklere de koyabilirsiniz. Yani ikili dosta da iki tane ortada Raykart ve Patrick Vieira ikilisiyle oynamak oyunda çok çok önemli. Alonso var, Robson var, Petit var, Pirlo var, sevenler vardır ya da çalınç yapmak isteyenler olabilir. Bunları da kullanabilirsiniz ama Patrick Vieira ve Dosta Raycard varken ikili çok sağlam. Bir tanesi biraz daha ofansif olsun diyorsanız da şimdi Beckham'ı oraya koyacağız. Gördüğünüz gibi Scholes var, Gerrard var, Tiki Taka oyunu oynamak isterseniz ve Barcelona'da bostlardan bir kadro kurmak isterseniz Chavi'nin de olduğunu görüyoruz. Gix var. Gix'in diğer kartını da görüyoruz burada. 96, 95 iki tane kart var yani. Park'ı görüyoruz. Park çok fazla oyunda çok tutulan bir oyuncu değil ama ikonik mamut, moment, ikonik mamuttur. Gix'in diğer per e versiyonu da burada yukarıda görüyoruz Yumberkin yanında. Yumberkin Legend'ı da var ve Beckham gördüğünüz gibi oyunda çok daha tutulan Beckham. Bu Beckham biliyorsunuz ölü yaprak vuruşu olan Beckham. Ölü yaprak vuruşu olduğu için de bunu çok fazla tercih ediyorsunuz. Diğer bakımdan çok önde tutuyorsunuz. Bu kadronun en büyük bir diğer avantajı da orta sahada hem yok edici Patrick Vieira'sının olması hem de dosta David Beckham'ı oyunun en iyi Beckham'ı siz öyle söylüyorsunuz beğendiğiniz için söylüyorum. David Beckham'ı var. Gelelim hücum hattına. Bu arada diğer Beckham'ın da kartının olduğunu görüyorsunuz. Çok dolu bir hesap. İsterseniz onu beğeniyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ama ölü yaprağı öbürkünün olmadığı için bu kadroya ilk 11'e aldığımı daha çok beğeniyorsunuz. Ön tarafa baktığımızda... Japonlara karşı, Korelilere karşı bir böyle bir sempatiniz olabilir. Burada Uno'yu, Nakamura'yı vesaire görüyorsunuz. E dediğim gibi Barcelona, boss seçtiğinizde Deco var, Ronaldinho var. E, Messi ve Puyol'u stoperde görüyorsunuz ki birçok da kartı var daha gelecek. Gördüğünüz gibi Deco da burada. Rivaldo'su var. Ronaldinho'nun hem Barcelona kartı var hem de Milan kartı var ki Barcelona kartı çok daha iyi. Yukarı doğru çıktığımızda gördüğünüz gibi burada ikonik Mamut Neymar'ı görüyoruz. Neymar oyunun kesinlikle en sağlam sol açığı. Bunu oyun söylüyor. Rating olarak 102 reytinge çıkıyor ve oyunun en iyi sol açık kartı overall olarak ki ben performansını da çok beğeniyorum. Cristiano Ronaldo var, sevenler var ama yani çok benim beğendiğim bir oyuncu değil. Kagawa var, Manchester United bossladığınızda iş yapabilecek bir kart. Lionel Messi'nin kartını görüyorsunuz sağ açığı aldığınızda. Lionel Messi gördüğünüz gibi bosslanıyor. Takımı Barcelona'ya uygun da yapabilirsiniz. Hemen forvet kısmına da bakacağız. Del Piero'yu görüyorsunuz burada. Del Piero'muz var. Burada Rummenigge var ki oyunun kesinlikle sağlam forvetlerinden bir tanesi. Cruyff gördüğünüz gibi Cruyff'u da buraya alabilir. GF yapabilirsiniz. Ya da 4-2-1-3 taktiğinde OOS kısmına Cruyff'u değerlendirip tek forvet ileri iki kanada da Neymar ve Messi'yi alabilirsiniz. Alternatif olur. Sonradan oyuna girdiğinde iyi işler yapan süper yedek Filippo Inzaghi'yi görüyoruz. İsterseniz bunu da sonradan oyuna sokmaya alabilirsiniz. Del Piero'nun bu arada iki kartı birden var. Dilin çıkaran 96'lık kartı bizim buraya aldığımız 98'lik kartı. Romario'yu görüyorsunuz. İkonik moment bossladığınızda yani Barcelona bossunda çok iş yapacak bir kart. Aynı zamanda Fernando Torres'i görüyoruz. Batistuta, Andy Cole, Dwight York'lar hepsi var. Şu anda Dwight York'u görüyoruz burada. E, Oven görüyoruz. Oven'ın 3-4 tane kartı var ve hepsi de fullenmiş durumda. E, Torres'in gördüğünüz gibi 2 tane kartı var. Atletico Madrid kartı ve Liverpool kartı var ki Liverpool kartını ben çok daha fazla beğeniyorum. İleri çıktığımızda Rashford'umuz var. Görüyorsunuz inanılmaz iyi bir kadro. Rashford'u. Samuel Eto'yu görüyorsunuz. Samuel Eto'yu olur da kalkıp Tamamıyla bost ileri bostu isteyebilirsiniz. Dördü de bostlu olsun diye. Samuel Eto'yu görebiliyoruz. Forlan aşığı olanlar var biliyorsunuz. Diego Forlan buradaki görüyorsunuz ki Manchester United kartı en çok tutulan kartı ve Andy Cole, Dwight York'un farklı versiyonu var. Ee, burada en... Aa, Andy Cole yok mu bu kadroda? Ben Andy de var diye düşünüyordum. Dwight York'un farklı versiyonları varmış. Andy Cole'u gözden kaçırmış olabilirim ya da evet yok Andy Cole yok arkadaşlar. Yalan söylemiş olmayalım. Evet Andy Cole yok. Dwight iki kartı birden varmış. Yanlışlık olmasın. Haaland, Lewandowski bunları çok fazla şey yapmıyorum. Zaten bunlar önümüzdeki normal kart olacak. Kadro bu şekilde inanılmaz bir kadro. Toplam 71 tane ikonik bomuntu olan İsmail abiye sonsuz teşekkürler. Gerçekten ben de çok pahalıya aldığım bir kadroydu. Ee, size de ya yani bunu hediye etmek net söyleyeyim. Hani bunu bir kardeşimize çıkacak olması ve o kardeşimiz... Yani yaklaşık şu anda 2.5 milyar belki de 2.500 liralık 2.000 liralık coins aldığında e, çıkaramayacağı bu kadar ikon çıkaramayacağı bir hesap alacak. Ne 2.500 belki 5.000 TL'ye bile çıkaramayacaktır bu kadroyu. O yüzden çok güzel bir kadro. 101 abone olduğumuz günün cumartesi o haftanın cumartesi günü bu hesap çekilişe size sunulacak. İzlediğiniz için çok sağ olun. Abone olup like atmayı ihmal etmiyorsunuz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.